Şu da var. Neşet Ertaş'ın Zahit Asya'sı. Aman Allah'ım. Bir de İbrahim Tatlıses var. O da hiç konuyla ilgisi yok yani. İşte abi, özlemiyor musunuz peki böyle sesleri? Ya tamam, şu an bunlara gerek yok, merak yok işte. Ya. Hadi bakalım yani. Hadi. Hadi. Ya böyle bir sesin oluşması peki? Böyle bir sesin kendini, İbrahim Tatlıses doğduğu zaman böyle mi okuyordu yani? Yani kimlerle çalıştı, nelerle, ne eğitimler aldı? Eğitimler aldı. Bir sürü usta şarkıcıyla çalıştı. Yıllarca sahnede kendini geliştirdi. Yani. Seher vakti çaldım yarın kapısını. Doğu Karar. Sibemol giriş. Maşallah ya. Langır langır. Baktım yarın. E tabi Neşet Ertaş o tona çıkamaz. Batıları sürmeli. Finalleyeceğiz, bitirdi bu arada. Aslanım, eller eller. Müthiş Türkiye. Boş bulmadım otağının yapısını. Hicaz yapıyor. Çıkageldi. Şimdi bir anda üst üste bindiği zaman sesler tabii, Allah, ortalık yanıyor. Ama İbrahim Tatlıses'in de öyle dominant bir ses söylemi ki ya, mükemmel ya sesinin. Yani gücü, netliği, keskinliğinin mükemmel zamanı. Baksanıza şuraya. Hiç bakın ya, İbrahim Tatlıses'in şöyle yaptığını görmek çok zor yani bu yaşlarda. Hep dimdik karşıya bakın. Bir gözleri sürmeli. Aslanım, eller eller, kokuyor güller güller. Şimdi uşak iniyor. İlginç. Şimdi bu çok orijinal bir türkü. Aslanım, eller eller, kokuyor güller güller. Şimdi burada mesela uşak makamında iniyorsun ama aslanım, eller eller, kokuyor güller güller. Mesela burada icaz bitirebiliyorsunuz. Şimdi benim bildiğim orijinalinde icaz bitirmiyorlar. Benim okulda geçtiğim bu türkü icaz bitmiyor. Uşak okunuyor. Aslanım, eller eller, kokuyor güller güller. Ne bilsin eller eller falan. Ama bakalım neler olmuş. İsteyen icaz yapıyor. Ne bilsin eller eller. Bak uşak. Perişan. Emin değil İbrahim Tatlıses de ama. İcaz mı dönsem? Aslanım, eller eller. Kokuyor güller güller. Bak icaz yapıyor. Hadi. Oh. Eller eller. Bak perişan. İcaz yapıyor. Bu ne kayıtmış ya, ben bu kadar uzun hiç görmemiştim. Açtırdım kapıyı, girdim içeri. Ah 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 aman. Reyeceğiz. Aman. Aklını başımdan aldım. O peri. Dedim sende buldum halis gevheri. Ah aman. Hep icaz yapıyor. Aman aman. Dedi yok yok. Bak gene geri bilmem sazı. Sürme henge, sürme eli. Aslanım.
Ay çok güzel ya. Şimdi aslında İbrahim Tatlıses giriyor ama bir yandan da çekiniyor. Yani acaba üstten söylüyorum hani hoca rahatsız olur mu gibi. Ama harçıya da bir coşku katıyor yani o oktavdan okumak. Çok güzel. Eser de mükemmel bir türkü. Ama Neşet Ertaş susuyor abi orada. Ve orada bir anda İbrahim Tatlıses tek başına kalıyor tepede. Bak söylemiyor. Biraz geç girmek istiyor belki Neşet Ertaş. Yani bir türlü uyamıyorlar. Ya şey vardır ya bak güzel bir örnek vereyim size. Hani şu mutfakta karı koca beraber yemek yapmaya çalışır ama her biri kendi istediğini yapmaya çalıştığı için şey der mesela. Ya şuradan bir çekil falan. Ya onu ben yaparım ben yaparım. Hadi ben yapacağım. Şuradan bir çekil de ben yapayım. Aynen öyle. Bak. Al domatesi sen yap. Peki icaza döndürüyor İbrahim Tatlıses de. Yok uşağa döndü gene. Emin değil ya. Ne olacağını bilmiyor. Bak şimdi geliyor. Allah Allah. Hazırladı kendini. Allah onu olacak orada. Uf. Önce bir toparladı kendini. Vuracak. Oh. Da si bemol'e vurmuş ha. Haydi yangın. Asla si bemol. İbrahim Tatlıses çıktı. Tatlıses çıktı. En tiz not muydu zaten? Asla. Yalnız çok zorlanmış. İnanılmaz. Orada bir kesip bir de leri tekrar veriyor çünkü nefes yetmiyor. Nefes alıyor çünkü nefes bitiyor. Oha ama ya. Büyük mücadele etmiş ya Neşet Ertaş. Ne bilsin ya deller eller vah perişan. Hakikaten müthiş. Ya bu bazı kayıtlar tarihi işte ya. Bunlar tarihi kayıt mesela. Yani bunun gibisi bir daha gelir mi? Gelmez abi. Neden? Çünkü bir kere iki tane farklı okuyucu var. Tamam ikisi de halk müziği okuyor ama tamamen başka okuyorlar. İbrahim Tatlıses hemen parçayı tize alıyor. Kendi istediği şekle çeviriyor ve okuyor. Neşet Ertaş'ın o kadar tiz bir sesi yok. Tamam orada si bemol vuruyor ama onun devamlı si bemolden okuduğu anlamına gelmiyor Neşet Ertaş'ın. Fakat çıkıyor. Kendi potansiyelini iyi biliyor bu arada. Nereden çaldığını her şeyi biliyor. Onun çıkabileceğini biliyor. Deniyor. Yaş çok ileride. Bir de nefes problemi var. Çok bariz. Ama ona rağmen vay be. Ben daha İbrahim Tatlıses'in programına katılıp burada İbrahim Tatlıses'le böyle kafa kafaya hem duygu hem ifade hem keyif anlamında birebir böyle güzel güzel atışabilmiş. Ya Neşet Ertaş dışında kimi gördüm? Hani Müslüm Gürses de yaptı, katıldı, etti ama orada bir şey anlaşılıyordu yani. Hani İbrahim Tatlıses alır bir şey var yani. Hani daha potansiyel var. Müslüm Baba farklı bir karakterdi ama burada duygu da çok acayip ya Neşet Ertaş'ın. Çok acayip yani. Hiç kesilmiyor. Müthiş. Ama zormuş yani. Mutfakta çatalları ben alacağım, ben yaparım. Yemeği ben yapacağım, çekil bakalım diyen iki kişi. Ama güzel, gerçekten efsane kayıt. Evet, en son...